Gülgün anne. Ha? Ne oldu? Ablam nerede? Nasıl? Sakin canım, sakin. Ha, ablam nasıl? İyi, gelir mi? Şimdi, gelir şimdi. Merak etmeyin, siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz de... bu adam durduk yere nasıl saldırmış Suna'ya? Durduk yere değil canım. Ne olmuş? Ne oldu? Ne olmuş Gülgün anne? Anlatsana. Babam... Ha? Suna'yla Kaya'yı... Kaya'nın odada yakalamış. Ne? Ne? Anne ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Anlamıyorum ya. Seyran? Nasıl yakalamış peki babam onları? Ha, vallahi ben durdum anlatıyorum hiç. Yani bir anda onları orada yakalayınca Suna'yı bir anda dövmeye başlamış tabii. Suna da yazık yavrum var gücüyle kaçmış yalıdan. Suna kaçmış, Kazım kovalamış. Sonra yakalamış. Geldiler. Birazdan görürsünüz. Abla, ablacığım iyi misin? Ha, iyisin değil mi bir tane? İyisin değil mi? Suna kızım şey nasılsa? Ablam. Gençler ben artık sizi biraz yalnız bırakayım. Ben çok yoruldum, tamam mı? Siz baş başa kalın. Git git, git anne sen git. Hadi iyi git. Geceler size. İyi geceler, iyi geceler. Anne, iyi misin? Ablam, ablam ne oluyor? Ne oldu ha? Lan oğlum. Ne çeviriyorsun lan sen yine? Anlat bakayım. Bir sırası değil şu an. Bana bak. Doğru söyle. Ne geçiyor aklından ha? Suna'yla evlenmeye geçiriyorum. Ne? Abla? Oğlum sen... Lan oğlum sen manyak mısın lan? Evet tamam yeter! Yeter ya! Biraz sesini kontrol edecek misin artık? Yeter! Oğlum siz... siz ciddiysiniz lan! Suna! Siz ciddi misiniz? Ne oldu? Korktun mu? Ablacığım gel biz seninle bir hava alalım. Tamam bu manyak kafayı yemiş çünkü saçma sapan şeyler söylüyor. Ya hayır kimse kafayı yemedi. Kimse kafayı yemedi maalesef yemedi. Ya sen bıkmadın mı insanları azarlamaktan? Yorulmadın mı insanlara bağırıp durmaktan Ferit? Seyran. Seren bu ne anlatıyor? Bu ne diyor Allah aşkına ya? Abla ne oluyor? İyi misin sen? Ya biz her şey için gelip senden izin mi alacağız ya? Ha? Seni karşımıza oturtup tek tek konuşup ikna etmemiz mi gerekiyor? Dünya sadece senin etrafında mı dönüyor Ferit? Ablacığım evlilik diyorsun. Ciddiyiz diyorsun. Ne yapmamızı bekliyorsun şu an ben anlamadım. Bir iki dakika gelip konuşur musun benimle lütfen? Yok ya hayır konuşmayacağız. Ne konuşacağız ya? Siz böyle takıla takıla birbirinize mi benzemeye başladınız? Anlamıyorum artık. Algılayamıyorum kafam almıyor. Ne diyorsun abla yeter artık gelir misin lütfen şuraya ya? Seren bırak. Bırak konuşsun. Dök içindeki zehri bir dök bakalım. Ya tek gerçek senin gerçeğin mi? Ha? Tek doğru senin doğrun mu? Sen insanları kontrol etmek istiyorsun. Ha. Fütursuzca herkesin hayatına müdahale ediyorsun. Her şey sadece ve sadece senin keyfine göre olsun istiyorsun. Konu sen olmayınca sinirlerin bozuluyor. Ne yapacağını bilmiyorsun, saçmalıyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, herkesi tartaklıyorsun. Bunu yapıyorsun Ferit. Seyran, ablana bak, ablana. Aynen, aynen Suna. Çok haklısın. Çok. Benim sinirlerim bozuldu. Büyük bozuldu hem de. Ama benim sinirim konu ben olmadığım için bozulmadı Suna. Benim sinirim niye bozuldu biliyor musun? Abiye yaptığını midem kaldırmadığı için bozuldu sinirlerim. Lan! Lan sen! Sen ne ara o çocuğu unuttun da bununla evlenmeye kalkıyorsun Suna? Ne ara? Ne ara lan? Ferit, ağzını topla, terbiyesizleşiyorsun. Ya bırak Kaya, bırak. Ya oğlum, siz var ya, cuk olmuşsunuz oğlum. O abi var ya, Allah korumuş. Allah senin elinden korumuş o abiyi. Yatsın, kalksın, senin gibi
senin gibi bir kızdan kurtulduğu için dua etsin Suna. Yazıklar olsun lan sana. Yazıklar olsun. Nereye gidiyorsun Ferit? Sevrim. Bu, abi bu. Bu rezilliği duymadı herhalde. Duymadı. İlk benden duysun lütfen. Lütfen benden duysun. Sana yazıklar olsun. Ablacığım. İkimiz bir konuşabilir miyiz artık dışarı çıkıp bir hava alabilir miyiz? Hadi gel. Hadi. Alo Ferit. Abi neredesin sen? Neredesin? Ne oldu oğlum? Bir şey mi oldu? Bir şey olmayan gün mü var abi? Ha neredesin sen? Şirkete uğradım. Evrak falan vardı onları verdim. Ne oldu hayırdır? Tamam. Sana bir konum atacağım. Oraya gel abi tamam mı? Oğlum ne oldu söylesene. Bir şey mi oldu? Ne oluyor? Gel abi gel. Gel. Konuşacağız seninle. Tamam geliyorum. Abla ne oluyor? Siz öpüştünüz mü gerçekten? Evet. Ama nasıl ya? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bilmiyorum Seyran. Bilmiyorum. Ama abla yani siz Kaya'yla ne ara yakınlaştınız da öpüşecek durumuna geldiniz mi? Ya hadi bunları da geçtim. Evlilik ne demek ya? Bilmiyorum Seyran. Bilmiyorum. Kaya mı benden hoşlandı ilk? Ben mi ondan hoşlandım? Bilmiyorum. Anlamıyorum, bilmiyorum. İfakat geldi bir şeyler çıtlattı ondan sonra böyle bilmiyorum oluverdi yani bir şeyler bilmiyorum. Bir dakika sen İfakat'la mı konuştun bu durumu? Evet. Oh abla. Abla bu kadın şeytan ya. Bak bu kadın iğrenç bir kadın abla düşme bu oyunlara ne olur. Bak bu kadın yine kesin bir işler çeviriyor yani. Ya bu anlattıkların bu evlilik falan bunlar normal değil. Ne demek istiyorsun? Bu kadar saf olma diyorum. Bu işin içinde bir iş var diyorum. Abla görsene. Doğru. Ben safım tabii. Tabii her zaman işin içinde bir iş vardır zaten doğru. Kaya kim ki? Suna'ya baksın. Suna kim ki Kaya onu sevsin değil mi? Kesin bir iş var işin içinde. Ben kimim ki Korhanlara gelin olayım değil mi? Doğru. Kesin bir iş var. Ne diyorsun abla sen? Alıştırız tabii ya. Alıştınız tabii Suna'nın bir hayatı olmamasına. Kenarda köşede kalmasına alıştınız. Nefes bile almamasına alıştınız. Sadece başkalarını düşünmesine alıştınız. Kendini hiç düşünmemesine alıştınız. Ama hata bende. Hata bende. Eşek gibi davranırsam böyle işte semeri vururlar işte abla. Böyle. Hata bende. Abla bir sakin ol bir dur. Abla bana bak. Abla bak. Bu anlattıkların hiç normal değil, tamam mı? Evleneceğim Kaya'yla diyorsun. Benden hoşlandığını ilk bana İfakat söyledi diyorsun. Belli işte neyin ne olduğunu ya. O seni harekete geçirmiş. O manyak kadın yine kafasında bir şey kurmuş işte görsene. Seyran tamam ben göreceğimi gördüm tamam. Tamam kurcalama tamam. Ne diyorsun abla sen ya? He? Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Şu an sana söylenebilecek bir şey yok yani belli ben anladım. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Seyrancığım bu ne sürpriz? Beni mi özledin? Ablamdan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Bu evlilik meselesinin senin başının altından çıktığını biliyorum. Bu evde de kuş uçsa sen de benden biliyorsun. Neden acaba? Dün içeceklerine ilaçları ben koyuyordum. Bugün de Sunay'la Kaya'yı mı evlendiriyorum? Ama bir dakika. Çok iyi fikir. Bu neden benim aklıma gelmedi ya? Ya çok yakışırlar birbirlerine. Böyle bir şeye vesile olmak isterdim. İçeceklerime ilaç atanın hala sen olduğunu düşünüyorum. Hatta eminim. Hatta bu akşam... Senin hakkında başka bir iğrenç gerçeği daha öğrendim biliyor musun? Öyle mi? Ne gibi? Ne kadar aşağılık bir kadın olduğunu bugün bir kez daha görmüş oldum. Bu çok kıymetli sultanın var ya. Ferit'e yaptığın iğrençlikleri tek tek anlattı. Midem bulana bulana dinledim onu.
Ama şimdilik bu kadarını anlattı. Kim bilir daha neler neler anlatacak senin hakkında. Her şeyin hesabını soracağım senden. Her şeyin. Merak etme. Sırasıyla soracağım. Hiç güleceğim yoktu. O kadar cahil, o kadar zavallısın ki geçmiş karşıma 5 paralık hizmetçinin zırvalarını anlatıyorsun. Zavallı olan benim değil mi? Hı-hı. Aynen öyle. Bak. Bak bana yapılan her şeyi kaldırırım. Her şeyi sabrederim. Her şeye dayanırım ama ablam benim kırmızı çizgimdir. Duydun mu beni? Ondan uzak duracaksın. Eğer ablamın kılına zarar gelsin, sana burada kan kustururum. Yalnız şu çok ilginç. Hayatımda ilk defa ablasının evliliğine, mutluluğuna böyle tepki veren birini görüyorum. Ne oldu? Kıskandın mı sen? Korktun mu senden daha değerli olacak diye? Ha? Yukarıda Allah var, bu yaptığın bütün iğrençlikleri görüyor. Ve benden önce gereken cevabı o verecektir, eminim. Görüşeceğiz. Susun! Oh. Buyurun. Vallahi merak ettim seni, aklım sende kaldı. Kızım bak bana bakayım, iyi misin sen? Seyran gel bakayım. Oh. Gel. Anne yüzüm gel. İyi değilim Gürgün anne. Hiç iyi değilim. Her şey yüz üste geliyor. Her şey yüz üste geliyor. Nasıl iyi olacağımı bilmiyorum ben artık. Bilmiyorum. Bakın Sultan da canını sıkacak bir şey söyledi kesin senin. Ha? Bir şey mi dedi? Ne dedi? Ha? Ben yalnız bırakmayacaktım tabii sizi. Yok bir şey demedi Gülgün anne. Nasıl? Ben koydum diyor. Başka da hiçbir şey söylemiyor. Ha. Ama eminim ifakat yaptırdı. İfakat koydurttu eminim. Ablamla kayınla evlenmesinde de ifakatın parmağı var eminim ya. Eminim ablamın beynini nasıl yıkamış bir görsen inanamıyorum. Hadi bak. Sen eğer bunun böyle olduğuna inanıyorsan bu işin peşini asla bırakma, tamam mı? Ben yanındayım. Ailene, evliliğini koru. Sahip çık. Çıkacağım. Çıkacağım da Gülgün anne, bu kadın manyak. Sürekli ortalığı karıştırıyor. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırdım ben ya. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Nefes al. Bu sefer izin vermeyeceğim. Bu sefer izin vermeyeceğim. Ablamı da kendimi de ezdirtmeyeceğim. Ezdirtmeyeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır Gülgün? Hanım. Hanım. Gelinini mi özledin bu saatte? Hı, görmek istedim. İyi gördün işte. Bir müsaade et de biz de konuşucuk. Tamam. Çıkacaktım ben zaten, tamam. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler Hatice'ciğim. Evet. Benim güzel kızlarım. Gününüz nasıl geçti? İyi geçti mi? He? Sunan'ın haberini aldığımdan beri sürekli gözlerim yaşarıyor, duygulanayım bileyim. Hayırdır Gülgün? Bir şey mi unuttun ha? Ya kaç yaşında bayansın? Utanmayayım mı kapı dinlemeye ya? Evet. Baş başa kaldık ha.
Hala ne oluyor? Olan olmuş. Daha ne olucu? Ablanın marifetleri yetti bize çok şükür. Evet, güzel kızlarım. Dedim ki bir yukarı geleyim. İkinizle beraber bir konuşam dedim ha. İkiniz beraber mi abi anlatın? Acaba ablanın bu durumunda senin Seyran, senin katkın ne? Çok merak edeyim. Baba, Seyran'ın bir suçu yok. Ne konuşuyor ya? Hala konuşuyor. Baba. Bana bak, bana bak. Siz odada ne ettiniz la başka? Ne halt ettiniz? Baba, bir şey yapmadık. Daha önce girdin mi odaya? Bir şey yapmadık diyorum. Ya bir şey yapmadık, bir şey yapmadık, bir şey yapmadık ha. Ben de yedim. Lan. Hangi elinle dokundun lan? Oğlanın suratına dokunuydu. Hangi elinle dokundun? Göster bana. Aç o elleri. Suna aç o elleri. Bu elinle mi elledin ha? Yoksa bu elle mi? Tamam yeter. Sen ne yapıyorsun lan? Baba. Allah Hanım. Bak sana yemin edeyim. Sana yemin edeyim en sonunda ben katil olacağım bak. Yemin edeyim, vallahi diyeyim katil olacağım. Bak eğer benim mahpushanede çürümemi istemiysen, aa bunlara sahip sen çıkacaksın. Sorumluluk sende. O Esme gerizekalısına güvenmeyeyim. Sorumluluk sende. Ancak aklınız olaydı. Ancak ananızı babanızı dinleyeydiniz. Bak ne hale geldik. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir demişler. Bunlar ancak kötekten anlar hala. Kötekten anlar. Ben bunlara bileyim ne edeceğimi. Hadi gidek. Hadi gidek. Vallahi elimden mi kaza çıkacak? Vallahi diyeyim bak. Buradan gidek. Haydi. Biz bu dayağı niye yiyoruz abla biliyor musun? Fakat yüzünden. Bunun çevirdiği dolaplar yüzünden yiyoruz. Fakat yüzünden yemiyoruz Seyran bu dayağı. Benim yüzümden yiyoruz. Bu sefer benim yüzümden yiyoruz. Ben bugüne kadar senin için çok dayak yedim. Bu sefer de böyle olsun. Ferit. Ferit. Abi. Abi. Ferit benim yüzümden oydu. Ferit gözünü seveyim. Yarın konuşacağız tamam mı abi? Yarın konuşacağız. Sen şimdi git yatıyor. Benim yüzümden oldu Ferit'im. Gençler gelsenize. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Ne olur bir kendine gel. Al. Alın. Üçte bile ata yatın. Benim tamam yüzümden oldu Ferit. Bu benim yüzümden oldu. Konuşacağız Ferit. Ya. Tamam. Ferit benim yüzümden oldu Ferit. İyi baktın mı Suna? Gördün mü iyice? Senin yüzünden bu halde. Biliyorsun değil mi? Sen de iyi bak buna. İyi bak. Bir anda nasıl böyle değişiyor? Fikirleri bir anda nasıl değişiyor? Duyguları bir anda nereden nereye nasıl geliyor? İyi bak. İnsanları nasıl bu hale sokuyor? İyi bak, kuzen. Evleneceğin kişiyi iyi tanı. Ferit, ağzını topla. Bunu ablasının evlenmek üzere olduğu adamla evlenip sonra ona deliler gibi aşık olan kadının kocası mı söylüyor? Görmek istemiyorsun değil mi Suna? Korkuyorsun gerçeklerden. Bu herifin seninle evlenmesinin altında başka bir şey yattığını görmekten korkuyorsun. Suna, oynuyor kızım seninle. Oynuyor.
Yapma bunu. Lütfen bak. Çok üzülürsün Suna. Yapma. Ben bugüne kadar yeterince üzüldüm Ferit. Sen benim için üzülme. Merak etme. Ben kendimi düşünürüm. Günaydın. Halam yok mu? Yok, babamların yanında. Abla, bir konuşabilir miyiz? Hı? Seren, dün geceki gibi olacaksa hiç konuşmayalım. Ablam. Ablam bak, sen beni yanlış anladın. Bak, ben bu ifakat cadısına hiç güvenmiyorum abla. Hiç. Tamam mı? Ben bu yüzden seni uyarmak istedim. Ya dünden beri şu olanlara bir baksana. Esas üzülen sensin. Anladım Seyran, tamam. Yine aynı şeyler. Kaya beni sevemez. İfakat beni kandırdı. Tamam. Tamam ya, anladım. Göze alıyorum ben hepsini diyorum. Oldu mu? Tamam. Ablam bak, bir kızmadan, sinirlenmeden bir beni dinle sen. Ha? İfakat bu. İfakat. Tamam mı? Kaya'nın aklına bu evlilik fikrini de ifakat soktu. Eminim ya, eminim. Biliyorum. Biliyorum işte. Biliyorum. Bu girdi kafasına, bir şekilde kandırdı çocuğu işte, biliyorum. Seni de kandırdı. Biliyorum abla. Abla bak. Seni istemeyen, sevmeyen biriyle evlenmenin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ya benim evliliğimin ilk zamanlarını bir hatırlasana. Ben Ferit'i istemiyordum. Ferit beni istemiyordu. Ha, mecburduk. Mecburduk evliliğe. Ne kadar zor günler geçirdik, hatırla. Alıştınız ama Seyra. Alıştınız sonra. Hatta gittiniz koşa koşa ikinci evlendiniz. Hepimiz ortaydık. Ha, bir tek sizin mi başınıza geliyor, ben anlamadım. Bir tek siz mi aşık olabiliyorsunuz? Bir tek siz mi seviyorsunuz birbirinizi? Bir tek siz mi kandırılmıyorsunuz? Anlamadım ben. Ha tabii ama Suna zaten, Suna ne ki? Suna böyle oda köşelerinde ona buna yamanır değil mi ancak? Suna'yı kimse sevmez ki. Suna hep böyle birine yamanır zaten, doğru. Suna hiç bunları yaşayamaz, haklısın, doğru. Abla ne diyorsun sen ya? Ben öyle bir şey mi diyorum sana şu an? Abla. Ablam, sen her şeyin en iyisine layıksın. Öyle mi? En iyilere layığım, öyle mi? Gel bak bakalım bunlar ne acaba? Gel bakalım en iyiler neymiş? Bu mu? Bunlar mı en iyiler? Ha? En iyisine bak bunların. En iyisine bak, en iyisine bak. Ha, bunlar ne biliyor musun? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar senin kıyafetlerin Seyran. Bana layık görülenler bunlar. Bana bunlar böyle verildi. Verildi bana. Ben ne kendi kendime alışverişe çıkabiliyorum. Ne kendi yemek istediğim şeyi yiyebiliyorum. Ne giymek istediğim şeyleri giyiyorum. Ben kendi kendime nefes bile alamıyorum Seyran. Alamıyorum. Ferit'le senin gözünün içine bakıyorum ben ablacığım. Siz iyiyseniz iyiyim. Mutluysanız mutluyum. Benim bir hayatım yok. Benim bir hayatım falan yok. Sen varsan varım ben. Ben artık bundan bıktım. Bıktım. Dayanamıyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum ya. O yüzden tamam. En kötüsü, en acılısı olsun ama özgür olayım. Ne olur özgür olayım artık, yapamıyorum. Kaya beni sevmiyor mu? Gönlü yok mu? Tamam. İfakat beni kandırmış mı? Tamam. Tamam Seyran, ben göze alıyorum bunların hepsini. Sen karışma, yoluma çıkma artık, tamam, engel olma. Çok başka yerlere çekiyorsun şu an konuyu, çok. Ya sen benim mutluluğumu mu istemiyorsun ya? Ha? Ya küçücük bir ihtimalim var.
Elimde küçücük bir ihtimal var mutlu olmak için. Onu kullanmamı mı istemiyorsun? Özgür olmak istiyorum diyorum. Nefes almak istiyorum diyorum. Niye buna engel oluyorsun? Niye dayanamıyor musun? Anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Allah! Ne? Yeter! Ne yeter? Sana yeter! Ne diyorsun ya? Bak cümlelerine dikkat et. Kendine gel artık, yeter. Geleceğim ben kendime. Geleyim mi ben kendime? Bak bakalım. Ben kendime. Bunlar mı beni kendime getirecek? Abla! Bunlar mı getiriyor beni kendime? Al bak, geliyorum. Abla yeter! Geliyorum ben. Ya bırak kendini. Geliyorum. Bırak. Bitti o Suna, bitti. Yeter. Yeter, nefes alamıyorum diyorum. Yeter yapma. Sana yeter. Sana yeter, nefes alamıyorum diyorum. Nefes alamıyorum. Artık yeter ya. Alamıyorum nefes. Kızlar, ya neydiniz? Sesiniz sağ dışarılara geleyi. Bunlar ne böyle? Ah. Sen ben çok mutluyum sanıyorsun değil mi? Çok mutluyum sanıyorsun. Müthiş bir şey ya. Korhanların gelini olmak. Gerçekten müthiş bir şey. Ya ben günlerdir ne yaşıyorum? Senin haberin var mı? Ben günlerdir ne yaşıyorum? Ya ben dün hayatımın sınavını verdim be. Ne demek hayatının sınavını verdin, öyle mi? Hayatının sınavını verdin. Neydi hayatının sınavı? Üniversiteye girip girememek mi? Ya da böyle ne bileyim, Ferit şunu dedi, Ferit bunu dedi, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam mı? Hangisi senin hayatının sınavı? Hangisi? Ulan ben var ya, dün benim babam sokak ortasında öldürüyordu. Canıma kıyıyordu benim. Öldürüyordu beni. Senin bundan haberin var mı? Senin bundan haberin var mı? Yok. Yok. Bir de karşıma geçmiş zorluklar yaşıyorum diyorsun. Ya ben... Ben bu böyle oda köşelerinde can korkusuyla titremektense senin bu uğraştığın şeyleri misliyle uğraşmaya hazırım. Uğraşacağım da. Uğraş. Uğraş abla o zaman. Tamam mı? Ama ben artık yokum. Yoksun. Evet, yokum. O ifakat cadısının aklıyla hareket edip o çocukla evleneceksen ben artık yokum. Yoksun. Yok ol. Yok ol. Git, yok ol. Ben de nefes alırım belki biraz. Ben de biraz özgür olurum belki. Nasıl bir şeymiş onu görürüm belki. Kızlar ne olayım, bir kendinize gelin Seyran. Suna. Kızım tamam. Tamam kızım, tamam.